bahseder misiniz? Adınız, peki. İsmim Lütfi, soyadım Aşır oldu. Kilis doğumluyum. 1953 doğumluyum. Kilis'te doğdum. Öğretmen olarak 3 yıllık spor eğitim mezunuyum. Bu kadar. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var. 3 çocuğum var. Birisi kız, ikisi olan. Çocukların bir tanesi hemşire. Bir tanesi bankada görevli. Bir tanesi Kilis Müze Müdürlüğü'nde müdür. Hangi okulda öğretmeniz hocam? Ben Kilis Lisesi mezun olduktan sonra spor eğitim enstitüsünü bitirdim. 1980-81 yıllarında. 79-80. Peki ilk okula gittiğiniz ilk gün hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Nasıl? Bir görev yaptım. Fakat bana da sağlığım fazla el vermediği için ayrıldım. Öğretmenlerimiz cumartesi pazar günleri talebelerini denetlemek için gruplar halinde gezerlerdi. Mesela Özü Sineması'na bir grup öğretmen gelirdi. Sinemada eğer varsa talebeler onlar not alırlardı, ikaz ederlerdi. Yani herhangi bir taşkınlık falan olduğu zaman müdahale ederlerdi. Ki olmazdı da. Mesela meslek sahibi olurken kimlerden etkilendiniz ya da çocukken hangi kişilerden etkilendiniz? Bizim çocukluğumuzda diyelim talebeliğimizde çok az fakülte mezunu vardı. Kilise 4-5 tane fakülte mezunu gördüğümüz zaman onlara biz gırtlayla bakardık. Aa şu adam fakülte mezunuymuş. Aa bu adam öğretmenmiş. Öyle imrenirdik. Şimdiki çocuklar ve gençleri nasıl görüyorsunuz? Çok şanslılar çünkü her şeyleri var. İstediği her şeye erişebiliyorlar. Bizim o zaman bir kıtlık vardı diyelim. Çalışma hayatınız nasıl oldu? Çalışma hayatı? Öğretmenlik. Öğretmenlik ilk atamam benim. Artvin. Artvin'de adını unuttum okulun. Erzurum aşağı Çayırlı Köyü Ortaokulu'na çıktı Taylim. Orada başladım. Orada 4 yıl kaldıktan sonra Gaziantep'e emrine verildim. Oradan da kilise Söğütlü Köyü'ne geldim. Oradan da kilise içinde mütemadiyen okullarda çalıştım. Endüstri Meslek Lisesi'nde. En sevdiğiniz yani hangi okuldu ders işlerken sevdiğiniz öğrenciler? Sevdiğim öğrenciler, ben okul bütün olarak. Öğrencilerimi severim. Yani okul olarak hangisi? Okul olarak da çocuklu. Ben Endüstri Meslek Lisesi'nde çok çalıştım. Cumhuriyet İlk öğretim okulunda çalıştım. Oradan da emekli oldum. Öğrencilerimi de çok severim. Onlar da beni severler. Büyüdüğünüz mahalle veya köylerden bahseder misiniz? Büyüdüğüm. Ben Demirciler Mahallesi'nde büyüdüm. Deli o adam. Buraya koyuyor. Arkadaşlarım çoktu, yakın dostlarımız vardı. Komşuluk ilişkiler çok güzeldi o zaman. Mahallenin bir büyüğü olurdu. Herkes ona uyardı. Yani ne diyeyim size, uyum sağlardı. Hiç kavga, batırdı, gürültü, dövüş, dava olmazdı. Çünkü o büyük insanlar, yaşlı insanlar bir de hallederlerdi herhangi bir taşkınlıkta. Mesela o zaman yaşadığınız zaman akrabalarınızla aynı çevrede mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Amcam yoktu da teyzelerim vardı. Fakat dayılarım İskenderun'dalardı. Onların yanında tahsillerde giderdim. Büyükleriniz size nasıl davranıyordu ya da çok iyi yapıcı davranırlardı. Bizi boş gezdirmezlerdi. Mesela yaz tatillerinde bizi dükkanlara gönderirlerdi. Ben teyze dükkanına gider, orada çıraklık yapardım. Siz nasıl davranırdınız? Çok saygılı davranırdım. Sözlerini tutardım. Şimdiki gençler için ne düşünüyorsunuz? Aynı yapmalarını isterim. Büyüklere karşı sevgi, saygı, insani duygularla büyümelerini isterim. Mesela
mesela sizden küçüklerle ilişkileriniz nasıl olurdu? Çok severdim. Halen de severim. Torunlarım var. Onlar beni dünya malına değişmezler. Beni çok severler. Ben de onları severim. Öyle de olmalı. İnsanlık gereği. Peki hocam, bir de ben araya gireyim de. Çocukken oynadığınız oyunlarda birkaç tane örnek verebilir misiniz mesela? Hani şimdi çocuklar dijital çağda yaşıyoruz maalesef. Tabletin, evet, bilgisayarın başından kaldıramıyoruz çocukları. Şimdi ben kültür dersi öğretmeni olduğumdan, matematik dersi öğretmeni olduğumdan herhangi bir oyun oynadım desem şey olmaz. Oynamadım hiç. Yani bir yakan toplu, bir körebedir, saklanmaç. Yok, yok. Öyle bir şey özelliğim yok. Öyle mi? Evet, tamam. Yapmadım. Fakat onlara karşı sevgiyle, saygıyla davranırım. Evet. Küçükken giydiğiniz kıyafetler nasıldı? Küçükken bulduğumuz yer yavrum ya. Yani şöyle söyleyeyim. Peki, yamasız kıyafetimiz var mıydı, öyle diyeyim hocam? Yok, yok. Değil mi? Çünkü bizim ailemiz çok varlıklı bir aileden değildi. Yani elimize bir gömlek, pantolon, ceket geçtiği zaman o dünyalar bizim olurdu. Mesela burada kiliste giysileri genellikle Suriye tarafından koçak giysileri gelirdi. Evet. Koçak ceketler gelirdi. Onlar çok ucuz olurdu. Küçük boylarına olursa annemiz babamız bize hemen alırlardı. Mesela eski bayramlar nasıldı? Milli bayramlar. Eski bayramlar çok heyecanlı geçerdi. Çok güzel geçerdi. Milli bayramlar daha detaylı, daha güzel geçerdi. Akrabalar birbirlerine gelir giderlerdi, köyden gelirlerdi. Kilisteki akrabalar birbirlerine yanaşmaları daha güzel olurdu. Mesela bu kilis bölgesine özgü bir kutlama var mıydı o bayramlarda? Evet, vardı. Yedderalık Kilis'in kurtuluşu. Maraş'tan, çevre şehirlerden, Antep'ten, Maraş'tan giysili insanlar gelir çete şeklinde. Kilis'in kurtuluşunu kutlarlardı. Sizin en sevdiğiniz bayram ya da milli bayram hangisidir? Milli bayramlar? Ha, milli bayramlar, bütün milli bayramlar güzeldir. Cumhuriyet'in kuruluşu çok daha güzeldir. Cumhuriyet bayramı daha da güzeldir. 19 Mayıs bayramlarında hareketlilik daha da güzeldir. Değil mi? Evet. Okul dışında neler yapardınız? Okul dışında hemen hemen bir şey yapmazdım. Eve giderdim, derslerime çalışırdım. Bitirdikten de sonra anneme babama yardım ederdim. O zamanlar yapılan daha çok özgü yemekler neler vardı? Diye. Vardı. Kilis'in yemekleri çok meşhur. Mesela burada Antep kültürü, Arap kültürü hakim. Arap kültüründe güzel yemekler pişer. Miceder aşı, kölük aşı, bulgur pilavı falan. Bunların kökeni Arapçadan gelir. Yani bunların geniş şekilde annelerimiz yapardı. Daha ismini sayamadığım çok güzel yemekler yaparlardı. En çok hangi yemeği severiz? En çok hangi yemeği severim? Kilis'te keşkek aşı derler. Keşkek. Bulgur aşı, bulgur pilavına benzer. Onunla bamya diye bir sulu yemeği olur. Onu annem benim için pişirirdi. Çok, çünkü çok severdim onu. Peki hocam, hazır yemekten açıldı. Biraz özele gireceğiz ama. Estağfurullah. Mesela sabah kahvaltısına ne tür yiyecekler vardı sofranızda? Yani çocukluk yıllarınızda. Evet, o zaman çocukluk yıllarında. O zaman peynir çok az bulunurdu ama bulunurdu. Biraz Kilis zeytin şehri olduğundan her evde zeytin bulunurdu. Zahter. Evet, zahter bulunurdu. Sıcak ekmek bulunurdu. Peki, saç ekmeği. Reçel çeşitleri olur mu? Reçel çeşitleri çok az olurdu. Değil mi? Bizde olurdu da bizde az olurdu. Biz zeytini 3-4 lokmada, evet, veyahut evet, da evet, bir diş peyniri, veyahut da şöyle yaparlardı. Mesela bir ekmeğin üzerine domates salçası çalarlardı. Salça üzerine ekmek, biraz zeytinyağı. Bir eşkil ekmekse eşkil, o da. Evet, evet, öyle şeyler olurdu. Annemin bize saç ekmeği yapardı, özel yapardı. Peki bunu sokakta yer miydiniz kafa önünde hocam? Mesela anne yaptı, evet, salça ekmeği sürdü. Bunu 12-13-14 yaşına kadar yerdik. Arasa da yad ediyor sanki böyle yiyormuşuz gibi hocam. Evet. Salça ekmeği falan. Evet. Çok evet, güzel, hoş olur. Yani. Evet. Hocam çocukken radyo dinler miydiniz? Dinlerdim, çok dinliyordum. Gece yatarken de dinlerdim. Mesela aile tiyatroları olurdu, çocuk tiyatroları olurdu. Bunları ben çok severdim, dinlerdim. En sevdiğiniz program nasıl, ne türlü program? Ne türlü? Program? Çocuklarla ilgili programları dinlerdim. Severdim de. Çocuk tiyatroları vardı. O zamanlar telefon falan yoktu yani. Telefon falan yoktu. İletişimi nasıl sağladın? Varsa da çok azdı. Yok, telefon azdı. Vardı. Yani azdı ama. Azdı ama vardı. İletişimi nasıl sağladınız?
iletişimi şimdi bozma. Postaneden telgraf var. Acı durumu telgraf telem üzerinden geldi. Böyle şifreli. Onları Türkçe'ye çevirip postacılar evimize geldi. Mahallede de yakınlarınızla yardımlaşma olur muydu? Olurdu. Olurdu tabii. Nasıl bir yardımlaşma olurdu? İmence usulüne yardımlaşma olurdu. Mesela sen bir şire yapacaksın, ne domates pekmesi yapacaksın. Onlara gel, o komşular gelir yardım ederlerdi. Bizim annelerimiz de onlara gider yardım ederdi. Ciddi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Değil mi? Şöyle bir şey, sağlık sorunu insanlık, hepimizde bir sağlık sorunu olabilir. Ben bir korku hastalığı geçirdim. Ondayken perişan olmuyordum. Bir sene kadar evden dışarı çıkartmadılar yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ondan da bir senemi kaybettim, sınıfta kaldım. Devamsızlıkla. Başka bir şey kalmadı. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beklemek istediğiniz yok, bir şey var mı? Yok, yok. Senin sorularına cevap vermiş oldum. Teşekkür ederim. Evet, sana da tavsiyem. Oku, büyüklerini sahipse iyi güzel bir hayırlı insan ol. Annene, babana, vatana, millete. Hayırlı bir insan olacaksın. Sana verilen görev yapacaksın. İtiraz etmeyeceksin. Faydalı olan şeyleri. Küçüklerini sev, büyüklerini sahip. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim.